Herkese merhaba arkadaşlar, ben Remzi Kamalak, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Süper Lig'in gol atları gelmişti oyuna, bildiğiniz gibi. Bugün onlara sahip olacağız. Sahip olacağız derken direkt takıma entegre edeceğiz, yanlış anlaşılmasın. Tövbe estağfurullah. Ondan önce Süper Lig'deki gol atları sevenler burada, tam bu pakette. Bak görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bir tane gol atı olanlar bile videoyu beğendi, beğeni yapıştırdı. Kanala abone olup bildirimleri açtı bile. Bugün bunların hepsi bizim olacak. Mertens'i zaten çıkarmıştık hocam. Videoya 2 dakika ara veriyorum çünkü 103 Messi paketi çekilişimiz var, biliyorsunuz. 5 kişi 103 Messi paketi alıyorum. Bugün akşam saatlerinde Instagram adresim olan Remzi Kamalak'ta paylaşacağım çekilişin kazananlarını. Katılmak için son gün, eğer şansınızı denemek istiyorsanız çekilişe katılmak için ne yapıyorsunuz? Videonun altında açıklama var. O videoya gidip gerekenleri yapıyorsunuz. Şansınızı deniyorsunuz. Videomuza geçelim. Oynat bakalım. Džeko, Gerson, Ferdi, Oliveira, Günok, Mert Günok, Dursun, Serdar Dursun ve Eren Elmalı, Saiz, üzerine Kaan, üzerine hocam Cardozo ve Adem Ljajić. Aga be. Ve hocam ufaktan şöyle başlayalım. İlk Ferdi gelecek lan. O kadar da eminim. O kadar da büyük konuşuyorum. Ferdi'cim hoş geldin bir tane. Şu an öyle bir içimden şey var ki, Ferdi isteği var ki net gelecek abi. Benim kalbim temiz bir kere. O yüzden gönlüm çok rahat kardeşim. Evet, hayırlı işler. Gerson vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Ben de zaten ikinci tercihim direkt Gerson'du. Tabii canım. Aldık çektik babacım. Sıkıntı yok. Ferdi gelmeden video bitmez. Džeko gelmeden video bitmez. Üzerine diğerleri de gelmeden video bitmez. Hocam Džeko geldi. Tamam. Güzel. Nice. Diğer oyuncuları da çekelim kartlarımıza. İstiyorum bunları. Fullemek istiyorum. Bunlarla oynamak istiyorum. Ve hocam tekrar giriyor stadyuma. Tekrar geliyor. Kim gelir? Oliveira mı gelsin? Hadi gel bir tane. Oliveira gel. 3 yıldız hangisi oğlum lan? Oğlum 3 yıldız hangisi lan? Adem Ljajić 3 yıldız mı gerçekten? Gerçekten Adem Ljajić'e 3 yıldız mı verdiniz? Hocam nankörsünüz. Size bir şey demiyorum artık. Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürmek isterdim ama. Şöyle 100 dedik hocam. 7 tane oyuncumuz var. Hepsi gelsin. Hepsi bizim olsun. Bizim çocuklar bunlar, yabancı değiller, el değiller. Şöyle kim geliyor lan? Cardozo mu gelecek? Bakalım. 5 yıldız geldi. Bakalım gelen adama doğru. Ferdi Kadıoğlu 7 numarasıyla. Niye yıldız yok lan? Ana, yıldızsız formayı koymuşlar. Beşiktaş'a 3 yıldızı koymuşlardı ama. Fenerbahçe'me 10-16 tane yıldız koysanız oğlum oraya. Yazıklar olsun ahlaksız adamlar. Yıldızımızı verin lan. Gidiyoruz bu sefer. Hocam Oliveira'ya doğru gidelim mi artık yani? Yeterli, kafi, güldük, eğlendik. Sergio Oliveira mı gelsin? Aha, Oliveira geldi. Bak Galatasaray'ın da 4 yıldızını koymuşlar. Utanmaz Allah'ım. Gerçekten ahlaksızlık bu. Bir şey demek istemiyorum. Konuşursam çok ağır konuşurum. 500 marklap var. 5 tane top var. Aa, tesadüfe bak. Hiç şey, onu tahmin ederek zaten yatırmadım parayı. Atla dedik kardeşim. 7 numarayla hocam Miguel Cardozo ya da Miguel mi diyor ne ona? Miguel daha mantıklı bence hocam. Şöyle geldik. Buradan ilerliyoruz. Gelen oyuncumuz hocam kim? Saiz geldi. Sivaslı Saiz'le beraber oynuyorduk FIFA kariyerde. Hatırladım. İyi çocuk. Kötü çocuk değil ya. Saiz adamdır ama bazen bencillik yapıyor. Sevmeye de biliyorum bazen. Şimdi buraya da ilerledik kral. Mert Günok'ta kartomuza geldi. Son 2 top. 100 dedik. Anlaş dedik hocam. Son 2 topu da çıkaralım. Bu paket artık bitirmiş olalım. Şöyle geldiğimizde Katlı'ya da hocam Eren Elmalı'yı da sokmuş olduk. Son oyuncumuz. Sona kim kaldı lan? Oğlum kim bu sona kalan? Kaan Ayhan. Ayıp değil mi lan? Ahlaksızlık. Vallahi billahi ahlaksızlık. Haydi gönder Konami Kaan'ı da. Evet çektik Kaan'ı kadromuza. Tamam yeterli, şimdi gidelim. Bunlara bir kadro kuralım, fullleyelim kral. Takımda nasıl oluyorlar? Oyun planı dedik, şöyle baktığımızda abi sırala, alınma sırası diyelim. Şöyle baktığımızda kaç tane oyuncu var? 5, 10, bir de Mertens vardı 11. Tamam ilk 11 doluyor ama bir sağ bekimiz var, bir sol bekimiz var, stoperimiz bir tane. Acaba şeyi çekebilir miyim ya? Gerson'u ya da Oliveira'yı stopere çekebilir miyim? Forvet'te Atiba veya Necip'ten biri. Benim şahsi fikrim Necip daha kuvvetli ihtimal. Onu denersek dörtlü olur, tamam mı? Bir tane OS Adem Ljajić var. Sağ açık var. Ondan sonra Santfor'da Džeko'yu kullanırız. Mertens OS'de kullanırız. Ya da sol açıkta kullanırız. İkisinden birini şey yapsak şimdi. 4 tane stopere koyduğumuzu varsay. Adem Ljajić'i koyduk ortaya. Önüne Džeko'yu koyduk. Sağa Cardozo'yu koyduk. Ondan sonra sola Mertens'i koyduk. Göbeğe de yapıştırdık. Çıktık mı? Öyle mi yapalım? Oliveira'yı koysak. Bakalım 4-1-2-3 daha mantıklı gibi. Çünkü OS'miz çok, tamam mı? Bu kadroyu bozmak istemiyorum. Bir tane kadro açmak istiyorum. Şurada hocam 2889'luk var. Eksikleri var bunun. Tamam, bu kadro güzeldi. Dizilişi bir değiştirelim abi. 4-1-2-3 gel abi. Fullledik şuraya. Tamam mı? Alınma sırasından Mert'i buraya koyduk 1. Kaan'ı aldık buraya koyduk 2. Hocam sol beke aldık bu Eren Elmalı'yı koyduk. Üzerine Saiz'i buraya koyduk. Üzerine Cardozo'yu buraya koyduk. Oliveira'yı aldık buraya koyduk baba. Buraya Ferdi'yi koyduk. Džeko'yu yatırdık buraya koyduk. Hocam Adem Ljajić şöyle daha mantıklı, aynen. Onun dışında bir de Gerson'u aldık. Lütfen burada oyna Gerson be. Burada oynamıyorlar, bu çok üzücü. Mertens'i de bir alalım abi. Mertens neredeydi? Oyuncu rolleri tamam. Sol açıkta da oynuyor, gizli forvette oynuyor. Stoper problemimiz var abi. Ferdi de oynamıyor burada. Hocam Eren de oynamıyor. Mert mi oynasın? O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Oğlum nasıl olsun lan? Hocam Gerson burada oynamıyor. Oliveira da burada oynamıyor. Bu çok büyük bir problem. Neyse buradan birini keseriz ya. Galatasaray'dan 2 kişi var, tamam mı? Beşiktaş'tan 2 kişi var. Fenerbahçe'den 2 kişi var. Hepsi, onlardan kesmek olmaz. Ya da keselim mi? Saiz'i kesebiliriz aslında. Böyle daha mantıklı. Böyle olabilir. Saiz sol ayaklıysa Saiz'i de kesmem abi. Tamam neyse, Saiz'in yerine bir oyuncu koyarız. Neyse o problem değil. Şuradan Mertens'ten başladık, tamam mı? Uzmanlığı aktarım diyeceğiz çünkü paramız kalmadı artık. Oyuncu şeyimiz, antrenmanımız kalmadı. Şöyle geldik abi. Bunu neye göre sıralamışız biz? Genel dereceye göre sıralamışız. Şu anki seviyeye göre sıralasak 0-0. Bunu bir de şöyle yapsak. Ha tamam, böylesi daha mantıklı. Şöyle geldik hocam. Kötü oyuncu bulursak dururuz. Hocam Ruben Neves artık hayatımızdan çıkabilir misin? Mertens'i getirdik hocam. Mertens'i fullledik. 1. Geri geldik Džeko'ya. Džeko'ya geldik. Uzmanlık aktarımı dedik. Džeko'ya kim basalım? Şurada Kabeya'yı da basabiliriz de şu an sırası değil. Daha çok basılabilir bir oyuncu bulursak eğer. Hocam James var. Hakan var. Rodri var. Petri var. Rice. Kaç tane Hakan var lan? Oğlum şu Hakan'ı gönderelim. Kim yavşak Hakan buradan mı? Tamam mı? Diğer Hakan var zaten. Şöyle Edin Dzeko'ya da Hakan'ı basmış olduk. Şuraya geldik abi. Uzmanlık aktarımı dedik. Buraya Cardozo'ya doğru. Şöyle aşağı doğru indik. Hocam 98'likler var. 65 falan. Hepsini aldık şunları. 59'luklar var. 56, 56, 53, 49, 54. Hocam Chiesa'yı değiştirmek istemiyorum. Chiesa yok, başka oyuncumuz yok ama Skriniar'ı alıp Cardozo'ya basabiliriz. Tam 30 oluyormuş. Ya yapacak bir şey, illa 32 olmasına gerek yok. Buraya da geldik hocam, uzmanlık aktarımı dedik. Oliveira'ya kimi basalım? Oliveira'yı alalım abi. Şöyle aşağıdan dikkat çekmeyen, böyle bizi üzmeyecek. Mesela rahmetli Kvaratskhelia mı gördüm az önce ben? Ama Hakimi'nin diğer kartlardan var bende. Felix de kalsın. Oğlum kıyamıyorum hiçbirine bir de. Kostić asla kıyamam. Hocam Leimer dediğimiz adam mesela, bize ihtiyacımız yok. Leimer'ı hemen atalım buradan. Tamam mı? Üzerine Adem Ljajić'e geldik. Uzmanlık aktarımı dedik abi. Ulan Cardozo'yu basacaktık. Adamı yeni bastık zaten. Bastoni, Kostić, sonraki 100'e doğru inelim abi. Burada ilerleyelim. Bunlardan bayağı düşmüş olduk. Van Dyke, gel abi Van Dyke. Tamam. Bunu da Adem Ljajić'e basalım. O oyuncuya basıp gönderiyoruz bunlar için. Uzmanlık aktarımı diyelim. Gerson'a geri gelelim abi. Şöyle geldik abi. Gerson'a geldikten sonra Gerson'a kimi yapacağız? Öldüreceğiz abi. Kim geliyor? Bastoni, Rodri. Evet, Rodri'nin var zaten kartı. 29, 31. Gerson da o seviyeye kadar çıktı abi. Üzerine buraya geldik hocam. Eren Elmalı'ya geldik. Buraya da aktaralım. Aktaralım abi. Şöyle geri aşağı doğru indik. Böyle dikkat çekmeyen. Robertson'ı kullanıyoruz abi. Robertson olmaz. Kolibali'nin bu kartını kullanmıyoruz ama kullanabiliriz ya. Kolibali'nin o kartı iyi. Messi'nin şu kartı ya. Var bizde 103 Messi var abi. Eren şu an var ya, kendisi inanmaz ha. Ya Messi kendisine bastığıma Kendisi bu oyunu oynasa basmaz yani. Ama biz yaptık. Kıymetini bil yani. Şöyle en aşağı doğru indik abi. Kalecilere kadar indi. Di Maria. Hocam Džeko'yu mu bassak? Džeko zaten var da. Şunu basalım ya. Eski epikler kalmadı artık. Bak kilitliymiş bu. Olmaz. Ama Del Piero kilitli değil abi. Del Piero'yu aldık. 22. seviyeye kadar çıkardık. Yani Saiz'i kullansak basarım da. Saiz'i kadro dışına bırakmam lazım. O yüzden de Saiz'i şu anlık basma ihtiyacım yok. Çünkü güzel güzel oyuncularım gidiyor sırf bunları basayım diye. Şöyle geldik abi. Džeko, Skos, Frank Lampard'ı da buna basalım abi. 23 oldu Ferdi. Ferdi'yi biraz daha fullleyebiliriz. Ferdi'ninki az kaldı. Şöyle seviye antrenman dedik abi. Ferdi vardır inşallah. Ferdi yetecek kadar. Tamam 5 tane var burada. Şunlar hocam fazla. Tamam şu şekilde Ferdi'yi fullemiş olduk. Ben Ferdi'yi seviyorum abi. Mert Günok'a geldik. Son olarak Mert Günok'a da uzmanlık aktarımı basalım abi. Şöyle Peter Çe, Ter Stegen kimi hiç edelim ki? Mendy. Hocam Kurtuan'ın bu kartı ama burada var mı Kurtuan'ın başka kartı? Yok. Şöyle kimi verelim? Donnarumma zaten ilk 11'de oynattığım bir oyuncu. Peter Çe'yi oynatmayayım ama. Tamam ya Oliver Kahn gitsin abi. Oliver Kahn. Gel abisi. Şöyle Mert Günok'u 19 seviyeye kadar en azından çıkarmış ol. Şimdi stopere bir tane oyuncu alalım. Sırala, pozisyon. Böyle Türkiye'den ya da Türklerden bir oyuncu bulabilirsek. Hocam kaleci şöyle stoperlere geldik abi. Yukarı seviyelere geldik. Tamam mı? Kim var Türklerden ya da Türkiye'ye yakın bir oyuncu? Şöyle Pepe eski Türkiye'de oynayan oyunculardan. Onun dışında daha dikkat çekici şu an hani Türkiye'de oynayan oyuncular arasında. Bulabilir miyiz bir tane? Bir tane dikkat çekici arıyorum. Oğlum niye hiç Türkiye'de oynayan adam yok lan? Ben göremiyordu olabilirim bu adam şu adam. Saiz bu hala Beşiktaş'ta oynuyordur lan. Saiz'i çıkardık. Saiz aldık. Bir iki harften bir şey olmaz. Bence güzel oldu. Oyuncunun ilerlemesi dedik. Mertens'e geldik. Eylem otomatik dağıt dedik. 93'lük Mertens'i hemen fullledik abi. 96'ya çıktı. Edin Džeko'ya geldik. Oyuncu ilerlemesi dedik. En sevdiğim noktadayız. İstediğimiz noktaya geldik. Eylem otomatik dağıt dedik. Bunu da aldık. Buraya koyduk abi. Şuraya da geldik. Cardozo'ya hemen oyuncu ilerlemesi dedik. Eylem otomatik dağıt dedik. Cardozo 90'a kadar çıkıyor. Cardozo daha doğrusu. Oynatırsak çıkar zaten. Mesele değil o. 1-2 sayı. Ha, şunu da basalım hadi gelmişken. Yanlışlıkla tıkladım ama gelmişken basalım Oliveira'ya. Onu da bitirelim abi. Şuraya da geldik. Oyuncu ilerlemesine tıkladık abi. Eylem otomatik dağıt. 91'e kadar çıkardık Sergio Oliveira'ya. Onun dışında Adem Ljajić'e geldik. Oyuncu ilerlemesi dedik. Ama çok üzüldüm lan şeye Adem Ljajić'in öyle bir düşük bir overall olması, 3 yıldız olması beni üzdü. Tekrar buraya oyuncu ilerlemesi dedik abi. Gerson'a geldik. Otomatik dağıt dedik. Gerson'u yükselttik yine. Gerson'u da çıkardık. Şuraya geldik. Messi'yi bastıydık bu adama. Neyse duygulandım. Şimdi eylem otomatik dağıt dedik. Ve hocam tamam. Şuraya geldik. Kaan'cığım seni de fullleyelim abi. Eylem otomatik dağıt. Bunu da Kaan'ı da gene 90'a kadar çıkarmış olduk. Şuraya geldik. Ferdi'yi zaten fulllemiştik. Ferdi 95 falan olur mu lan? 93. Özelliklerine bakmak istiyorum Ferdi'nin ya. Dikkat çekici ne var? Hız 88. Hızlanma 89. 97 dayanıklılığı varmış. Ferdi maç sonuna kadar götürmüş. Gerçekten de götürür. Dakika 96'da bir dribbling yapar. Aklın hayalini durur diyebilirim. Şöyle oyuncu ilerlemesine geldik abi. Eylem otomatik dağıt dedik. 90'a kadar da Mert'i çıkarmış olduk. Hocam Dost'tan mı böyle bu? Çocuk göbekte 95. OS'ya 95. Bu da Dost'a ölüyor. Tamam. Gerson daha defansif en azından. Güzel oldu. Şu aşağı taraflarda bir tane oyuncu boşluğumuz var. Bir tane oyuncuya dolduralım hocam. Bu oyuncu tabii ki de reisim. Goatlarımızdan biri. Kralım. Sadece seni görmek istiyorum. Nerede lan benim goatım? Lan erkeğim nerede? Ha şuradaydı. Pardon. Hayatımı da geldik buraya koyduk. Bence manyak tatlı bir kadro oldu. Bu kadroya maçlar gelir. Tek maç gelmez. Yani sürekli maçlar yaparız. Süper Lig karması olarak. Çıkartırız ederiz. Cardozo'nun yerine Gezal'ı koyarız. Örnek veriyorum. Kent'i koyarız. Zaha, Hakim Ziyeh falan filan koyarız. Keza diğer oyuncuları değiştiririz. Bu bizim 2024 yılında Süper Lig karmamızın temel kadrolarından biri oldu. Tatlı da oldu. Elinize sağlık. Videoyu beğenseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.